Riemann toplamı vize veya finalde çıkmış sorular 8. Bu videomuzda Riemann toplamı konusundan Boğaziçi Üniversitesi'nin bir sınavında çıkmış sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Limit en sonsuza giderken j 1'den n'e 1 bölü n artı j çarpı c birden büyük koşuluyla limitinin sonucunu bulunuz. Burada verilen limitin içinde toplam sembolü gördüğümüzden ötürü burada aklımıza bunun bir Riemann toplamının limiti olduğunu getirmeli ve bunu belirli integrale çevirerek bu limiti hesaplamayı düşünmeliyiz. Kuralı bir hatırlayacak olursak, limit en sonsuza giderken j, buraya herhangi bir değişken kullanılabilir. I, j, k, l, m, n, n kullanılmaz. Yukarıya n yazıyoruz çünkü. J birden n'e. Burada diyeceğimiz f, x, j. Çünkü buraya j değişkeni getirmişiz. Çarpı delta x. Bunun sonucu a'dan b'ye buradaki fx fonksiyonunun integrali olacak. Şimdi bizim derdimiz burada delta x ve fx j'den yararlanarak a, b sınırlarını ve fx fonksiyonunu bulmak olmalıdır. Delta x'in neye eşit olduğunu bir hatırlayalım. B eksi a bölü n'e paydasında n'li bir ifade olan kısım delta x'imiz olacak bu toplam sembolü içinde ama şu an yok. Bir düzenleme yapmamız gerekecek. X, j ise a artı İntegralimizin alt sınırı artı delta x çarpı j olacak. Bu limitte yapmamız gereken şey paydayı n parantezine alıp paydası n olan yana çarpım durumunda bir şey ayırmanın derdine girişiyoruz şu an. Limit en sonsuza giderken j birden n'e 1 bölü n parantezini aldık. 1 artı j çarpı c bölü n. Devam edelim buradan. Limit en sonsuza giderken j birden n'e 1 bölü n çarpı 1 bölü 1 artı j çarpı c bölü n. Şimdi buradaki 1 bölü n bizim delta x'imizdir. Buradaki bu kısım ise f x j fonksiyonudur. Şimdi delta x'imiz 1 bölü n ise buradaki 1 bölü n'i buradaki delta x yerine yazarsak x j'miz a artı j bölü n'e dönüşür. A artı j bölü n. Biz bunu götürüp buradaki fxj fonksiyonunun içine koyacağız. A artı j bölü n. Burada a artı j bölü n'de ufak bir sıkıntımız var. Buradaki a artı j bölü n, burada 1 artı j çarpı c bölü n söz konusu. Şurası a'yı sıfır kabul edersek demek ki burada şu bölüme x diyerek bir fonksiyon oluşturabiliriz. fx fonksiyonu 1 bölü 1 artı şu j bölü n a'ya sıfır dediğimde xj j bölü n'e dönüşür ve cx fonksiyonu diyebiliriz fx'e. fx de j bölü n getirip yazarsak x yerine burası c çarpı j bölü n olur. Tam burada görünen ifadeyi elde ederiz. Demek ki fx fonksiyonumuz buymuş. A'yı sıfır belirledik. A yerine burada sıfır koyarsak sonucun 1 bölü n çıkabilmesi için b'nin de 1 olması lazım. A 1, A 0, B 1. Şimdi integralimizi oluşturalım. Sıfırdan 1'e 1 bölü 1 artı cx
dx. Şimdi buradaki integral alacak olursak sayı bölü birinci derece ln olacak. Ln 1 artı cx bölü bu ln'in içindeki ifadenin türevi. 1'in türevi 0'dır. Cx'in türevi de c. Bunda 1 ve 0 koyacağız. X yerine 1 yazarsak ln 1 artı c, buradaki mutlak değer paranteze dönüşebilir. Çünkü c'nin birden büyük olduğunu biliyoruz. Pozitif oldu. 1 artı c bölü c. Eksi x yerine 0 koyarsak burası ln 1 bölü c olur. Ln 1 de 0 ettiği için sorumuzun cevabı ln 1 artı c bölü c olur. Bu şekilde sorumuzun çözümünü bitirmiş oluyoruz.